İşi sevmek başarı için yeterli değil. Şimdi beni yıllardır tanıyanlarınız var. Hoca bir dakika. Sen hep eğitimlerine işi sevmek çok önemli falan diye başlıyorsun. Şimdi bir dakika, işi sevmek yeterli değil falan gibi bir şey dedin. Aslında bu başlıktaki videoyu neden çekmek istedim biliyor musunuz? Bu benim 15 yıldır eğitimlerimin hangi konuda eğitim anlatırsam anlatayım konulardan bir tanesi. Birçoğunuz canlı eğitimlerime de katıldı. İşi sevmek ise çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ama maalesef şu son dönemde birçok şirkette veya birçok bireyle konuştuğum zaman şu gözlemim oldu. Ya işi sevmek denilince bir algı yanılgısı başlamış. Yani kurumlarda genç çocuklar tanışıyorum, yeni iş. Hocam galiba bu iş bana göre değil ya. Hayırdır ne oldu? Ya hoşuma gitmeyen şeyler çıktı ya. Yani nasıl yani? Ya bilmiyorum, bu böyle hoşuma gitmeyen, keyif almadığım şeyler çıkıyor bu işte. O yüzden bu iş benim için doğru değil. Başka bir iş bakıyorum. Başka bir yere gidiyoruz. Ya hocam bilmiyorum, doğru işte değilim galiba. Ne kadar sürede burasın? 3 haftadır. Ya bir dakika, hoşuma gitmiyor. Dostlarım bir şey paylaşmak istiyorum. İşi sevmek demek, işle ilgili her şeyi sevmek demek değil. Şu ana kadar 2400'ün üzerinde seminer verdim. 217 tane şirkette, 11'den fazla ülkede, 4 tane farklı kıtada. Bunu söyleme sebebim, eğitimlerimin hepsinde sorarım. Diyelim ki, sizce ben işimi seviyor muyum? Büyük bir kurum, işinizi çok seviyorsunuz, çok keyifli yapıyorsunuz. Tamam, işimi seviyorum da, işimle ilgili her şeyi seviyor muyum? En basit örneği. Evet, seyahat etmek güzel bir şey. Ülke içinde, uluslararası falan ama bazı durumlarda 365 günün 170-180 günü seyahat etmek durumunda kalıyorsunuz. 2 günde bir seyahat etmek bazen yorucu olabiliyor. 7 yaşında bir kızım var, belki 3 senesini falan görmemişimdir. Ama bunu şikayet etmek için söylemiyorum. İşimin gereği olduğu için seyahat etmem gerekiyor. Seyahat, çok fazla seyahat sevdiğim bir şey değil. Biraz seyahat sevdiğim bir şey ama çok fazla seyahat işimin gereği, o zaman yapmam gerekiyor. Bununla birlikte 2 sene önce belimde bir problem yaşadım. Böyle L4 ile L5 arasında bir ezilme olduğunu söyledi doktor. Dedi ki bana, yatağının etiketini çekip atar mısın? Baktı Barış dedi, yatağını değiştirmen gerekiyor. Dedim hangisini? Ben yıl içerisinde farklı yerlerde, onlarca farklı yatakta uyuyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Veya bir şirket eğitime çağırıyor. Hafta sonu buluşuyoruz 45 kişi. Şirket para harcamış, işte eğitim için zaman harcıyoruz, enerji harcıyoruz, çalışma. En önemlisi 45 kişi çarpı 16 saat zaman yatırımı yapacağız. Amaç ne? Herkesin bireysel performansını arttırmak ve şirkete ve müşterilere katkı sağlamak. Bununla beraber grupta bir kişi var, şirketten ayrılmaya karar vermiş. Mutlu değil, herkesin doğal hakkı olabilir. Ama amacı ne biliyor musunuz? 2 gün boyunca o eğitimi sabote etmek. Herkesin moralini bozmak, eğitimi mahvetmek, şirkete zarar. Bu tarz bir katılımcıyı 2 gün boyunca sınıf eğitiminde istiyor muyum sizce? Hoşuma giden bir şey mi? Sevdiğim bir şey mi? Hayır. Ama işimin gereği mi? Benim o tarz katılımcılarla nasıl baş edilebileceğini, nasıl sisteme dahil edilebileceği konusunda kendimi geliştirmem gerekiyor mu? Evet. Hoşunuza gitmeyen şeyler de olacaktır. İşi sevmek demek, işle ilgili her şeyi sevmek değil. Ama işin sonucunda insanların hayatına kattığınız değerin sizi heyecanlandırması demek. O yüzden bugün ne olur bunu düşünün, olur mu? Ben işimi gerçekten seviyor muyum derken, işimin insanların hayatına, bütüne yaptığı katkıyı seviyor muyum? İşimle ilgili yaptığım aktiviteleri seviyorum. Hoşuma gitmeyen aktiviteler olsa dahi ben gerçekten bu işi seviyor muyum? Efsanevi boksör Muhammed Ali'den bir hikayeyle bitireyim. Muhammed Ali diyor ki, kariyerim boyunca iki tarz antrenman yapıyorduk. Bunlardan bir tanesi ringin içindeydi. Bunları çok seviyordum diyor. Hani sizin de işinizde çok sevdiğiniz aktiviteler. Fakat koşmayı hiç sevmiyordum diyor. Zayıf taraflarımdan birisi. Antrenörüm beni her sabah 5.30'da kaldırıyordu, 1.5 saat koşturuyordu diyor. Kariyerim boyunca sabah antrenmanların hepsinden nefret ettim ama şampiyon olmayı çok sevdim diyor. Ne olur bugün bu soruyu soralım kendimize. Siz hangi konuda şampiyon olmak istiyorsunuz? Şampiyon olmayı metafor olarak verdim, illa kupa falan değil. Sizin için şampiyon olmak ne demek? O yola giderken hoşunuza gitmeyen de hangi aktiviteleri yapacaksınız? O yüzden işi sevmek sadece yeterli değil dediğim nokta o. İşi tabii ki de seveceğiz. Ama işimiz içerisinde sevmediğimiz aktiviteler de olacak. Önemli olan işinizin insanlara ve bütüne verdiği katkıyı seviyor musunuz? Hepinizin hoşunuza gitmeyen aktiviteler de olsa sevdiğiniz işlerde bütüne katkı sağlayacağınız harika kariyerler diliyorum.